Bir saray, 100'er kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir, öteki kapılar da açılır. Bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İşte hakaik-i imaniye, iman hakikatları o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez, İnkar edilmez. Adam şimdi Kur'an'da bir ayetle alakalı şüpheye düşüyor. Hocam imanım gidecek. Ya tamam da arkadaş, senin imanını ispat eden milyonlarca deliller var. Ömrün boyunca bunları duymuşsun. Bir mesele var. Oradan şeytan sana şüphe veriyor. O da senin aklına takılan bir mesele. Senin halledemediğin bir mesele. Senin içinden çıkamadığın bir çukur. Desene ben bunun cevabını bilmiyorum. Ama mutlaka bunun cevabı vardır. Yoksa bütün iman sarayına girmek için bütün kapılar açıkken, Allah'ın varlığının, birliğinin mahlukat adedince delilleri varken bir tek mesele, İslamiyetle alakalı, imanla alakalı bir meseleyi halledemediğinden dolayı dinden çıkmak, İslamiyeti terk etmek, din hakkında, İslamiyet hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında şüpheye, vesveseye düşmek yerine ya bunun da bir izahı vardır. Ben şimdi anlayamıyorum, bilemiyorum ama bunun bir izahı, bir ispatı vardır diye teslim olmak gerekirken adam ne yapıyor? Bir kapıyı, 99 kapının 98'i açık, bir kapı var. O kapıyı zorluyor, kapalı. Bu saraya girilmez diyor. Ya tamam da o kapı senin için kapalı. Sen o kapıdan girememişsin. Sen o sorunun cevabını bilmiyorsun. Sen halledememişsin. Bu saraya girilmez diye hükmedemezsin. Diğer kapılar hepsi açık, oralardan gir. Bu kapıyı da açıver. Hatta diyor 99 kapısı kapalı olsa, sadece bir kapısı açık olsa o saraya ne yapılır? Adam şimdi inanç imansız birisi. Allah'ı anlatıyorsunuz. Bak sadece bir delil gösteriyorsunuz. Adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip iman ediyor ya. Hemen sarayın içine ne yaptı? Bir kapıdan girdi. Senin de hayatın boyunca İslamiyet hakkında, iman hakkında duyduğun bunca deliller var. Bunca ispatlar var. Bütün kapılar açık. Sen de bir soruyu, bir meseleyi, bir şeyi halledememişsin. İçinden çıkamamışsın. Bir şüpheyi aşamamışsın. Bu saraya girilmez diye saraydan çıkmayı, sarayı terk etmeyi düşünüyorsun. Olmadı ki. Adam bir tanesi bana diyor, benim arkadaşım ateist olmuş diyor. Neden olmuş dedim. Ya diyor İslamiyet'te neymiş? Miras dağıtırken kadına işte 1 veriyormuş da erkeğe 2 veriyormuş da bundan dolayı öyle şey olmaz, böyle adaletsizlik deyip ateist olmuş. Tamam da arkadaş anladık da yani. Hani diyebilirsin ki ben bu meseleyi anlamadım veya bu zahiren adaletsizlik gibi görünüyor. Nasıldır, bunun bir izahı var mıdır diye senin gerçekten iman etmeye niyetin varsa bunu araştırırsın, cevabını bulursun. Yoksa ya bence bu adaletsizlik, öyleyse Allah yoktu. Nereden? Tamam da yani. Bir tane kapı kapalı senin için. Sen bir tane soruyu çözememiş, halledememişsin. Sarayı mı terk edilir? Halbuki Allah'ın varlığına, birliğine dair bunca deliller varken, değil mi? Bütün kapılar açıkken, hani Nasrettin Hoca'nın bir şeyi var, duvarları yıkılmış bir bahçenin kapının kilidini kontrol ediyor. Aman hırsız girmesin diye. Hırsız bütün duvarları boş. Ne şimdi ya? O kapıyı zorlayacak değil ya yani. Şimdi sen de illa o kapıyı zorlamana gerek yok. Sen Allah'ın varlığına, birliğine, dinin, İslamiyet'in hak olduğuna dair, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğuna dair bütün deliller ortadayken, onunla alakalı duyduğun, peygamberimizle alakalı duyduğun bir mesele yüzünden, onun da hikmetini bilmediğinden dolayı ona karşı şüphe etmek, ona karşı vesveseye kapılmak, ona karşı imanını zedelemek aslında nedir? Değil mi? Aynı 99 kapısı açık olan bir sarayın bir kapalı kapısı yüzünden o sarayı terk etmek, o saraya girmemek kadar ahmaklıktır, aptallıktır, Allah muhafaza. Şeytan ise bakın ne diyor? İşte hakaik-i imaniye o saraydır. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik-i imaniyeden vazgeçilmez, inkar edilmez. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. Bak diyor izah edemediler. Bak diyor Müslümanlar buna cevap veremedi. Halbuki Müslümanlar cevap veremedi vermediği dediği değil mi? 3-5 kendine göre Müslüman bulmuş, onlara sormuş cevap veremeyince. Halbuki Müslümanların içinde bu meseleye cevap verecek o kadar insanlar var ki. Ben diyor hocalara sordum cevap veremedi diyor. Şimdi hangi hocaya sordun, kime sordun? Değil mi? Şu Risale-i Nur hakikatlerini hakkıyla okuyan bir insanın cevap veremediği bir mesele varsa o da o gözden kaçırmıştır, okuyamamıştır veya oradan bulamamıştır. Yoksa inanın şu ana kadar insanların imanla, itikatla alakalı sordukları hiçbir soruya rastlamadım burada cevap olmasın. Niye? Çünkü Kur'an'ın ahir zamana mahsus bütün şeytani vesveseleri, şüpheleri kökünden kazıyan, tam ikna edici ders veren muazzam bir tefsir. Bunu abartı olarak gören olabilir. Ya siz de çok abarttınız bu işi, bu kitabı çok gözünüzde büyüttünüz diyebilir. Hodri meydan değil mi? Buyursun, gelsin, okusun, tetkik etsin, suallerine, sorularına cevap bulamazsa o zaman konuşsun. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış o kapıyı gösterir, ispat edici bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, içinde bir şey yoktur der, kandırır. İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan biçare insan! Hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhhati fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp istersen muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap ve euzubillahimineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. Kur'an-ı mucizül beyanın en ahirki suresi ve euzubillahimineşşeytanirracim'in mufassalı ve madeni olan Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kul euz bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas suresinin hısn-ı hasini ve kalay metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimin hakim. Ve kur rabbi a'udhu bike min hemezatiş şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun. Ya Rabbi bizi insi ve cinni şeytanların desiselerinden, vesveselerinden kurtar ve muhafaza eyle. Kur'an kalesine sığınmamızı nasip eyle. Kur'an'ın iman hakikatlarını hakkıyla okumayı, anlamayı ve içeriden ve dışarıdan gelen şeytani desiselere, vesveselere karşı onunla mücadele edebilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in kafalarındaki sualleri, şüpheleri, vesveseleri Kur'an hakikatlerle izale etmeyi de bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ını müdafaa etmek için Kur'an hakikatlarını hakkıyla bize nasip eyle. Kur'an hakikatlarından bizi ciddi manada hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hem kendi şüphelerimizi, vesveselerimizi hem de ümmetin içine düştüğü vesvese kuyusundan ümmeti kurtarmak için bize ikram et, bize ilham et. Ya Rabbi ilminin anahtarlarını, ilim hazinesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın anahtarlarını bizlere ikram eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.